Sıradaki haberimiz Silivri'den efendim. Üretici kendi mahsulünü kurulan pazarda aracı olmadan satabiliyor. Bu yöntemle üretici de kar ediyor, tüketici de. Silivri köylerinde üretilen doğal ürünlerin satıldığı köy pazarı. Market tezgahlarındaki sebze fiyatlarının tam tersine uygun satış fiyatlarıyla yoğun ilgi görüyor. Tarladan tezgaha gelen ürünler pandemi sürecinde vatandaşların tercihleri arasında yer aldı. Markette 4 ila 5 TL arasında olan kıvırcık köy pazarında 1,5 TL'den, markette 8 TL olan brokoli köy pazarında 3 TL'den, lahana ise 1 TL'den satışa sunuluyor. Köy pazarında reçel ve turşuları da bulabilmek mümkün. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, üreticinin de tüketicinin de yanında olduklarını belirtti. Şimdi öncelikle biz yola çıkarken marka kent Silivri demiştik ve bu marka kentin parametrelerinden en önemlisinin bu kentin bir tarım kenti olacağını söylemiştik. Tarımı desteklemeye, tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceğimizi ve artarak devam edeceğimizi söylemiştik. Bugün üzerinde bulunduğumuz Silivri Köy Pazarı. Silivri'nin tam kalbinde bir köy pazarı kurduk. Buradaki muradımız Silivri'deki tarımsal üreticiyi tüketiciyle aradaki aracıları çıkartarak buluşturmaktı. Biz Silivri Belediyesi olarak buradaki arkadaşlarımızın hiçbirinden kira almıyoruz. Burası tamamen Silivri'de üretilen ürünlerin satıldığı, bakın hibrit tohumlarla değil atalık tohumlarla üretilen Silivri'deki doğal ürünlerin satıldığı Silivri Köy Pazarı. Dolayısıyla buradaki ürün fiyatları şu an market raflarındaki ürün fiyatlarından çok makul olmakla birlikte günlük bir saat önce tarladan toplanmış ürünleri de buradaki vatandaşlarımız satın alabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, doğal, taze ve uygun ekonomik ürünler Silivri Köy Pazarı'nda. Biz İstanbul'u, Silivri'de yaşayan bütün vatandaşlarımız da köy pazarından alışveriş yapmaya, büyük marketlerden değil köylüyü desteklemeye, çiftçiyi desteklemeye de davet ediyoruz. Bu yöntemle üretici de kar ediyor, tüketici de. Ben Ataköy'de ekiyorum. Onun dışında burada köyde ektiğimiz ürünleri burada halkımıza sunuyoruz, hem de gelir elde ediyoruz. Halkımız sağ olsun bizlerden tercih ederek hem doğal ürün almış oluyorlar hem de daha uygun fiyatla ürün almış oluyorlar. Doğal olarak biz de ailemize ve kendimize katkı sağlıyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz diyelim. Bizde hala aynı ürünler aynı fiyata gidiyor. Biz arttırmıyoruz. Niye tarladan sabah kesip burada aracı kullanmadan satışını yapıyoruz. Belediye başkanımızın bir sene önce açtığı pazara onun ciddi desteğiyle buraya ürettiğimiz ürünleri satmak için geldik. Bir, iki, üç tezgahımız var bizim şu anda, sebze üreticisiyiz. Hiçbir kiramız yok. Kira ödemiyoruz. Bu şekilde bizim burada ürünlerimizi pahalı satmak gibi lüksümüz hiçbir şekilde olamaz. Çünkü biz ürettiğimizi satıyoruz. Birçok sebze ekiyorum, üretiyorum ve işte turşularım, konservelerim, reçellerim, kendi ürettiğim ürünleri, yaptığım ürünleri satıyorum. Bizde lahananın tanesi 1 lira. Çünkü kendimiz üretiyoruz ve bizim her bir lahanamız 2-2,5 kilo geliyor. Ürettiğimiz için maliyetimiz düşük. Bizim yerlerimizi ekerken, dikerken işte traktör lazım olduğunda mesela köyden bir traktör çağırsak yevmiye ve mazot parası alıyor bizden. Ama sağ olsun belediye başkanımız bu konuda bize yardımcı oluyor. Belediyenin tarımla ilgili bölümünden bize traktör sağlıyor. Benim traktör alacak gücüm yok ki hani tarlamı sürdüreyim de alayım traktör süreyim. Bu konularda yardımcı olduğu için, maliyetler de düşük olduğu için fiyatlar bizde uygun. Onlara inat, enflasyona inat. Biz geçen sene bu günlerde açılan köy pazarımızdaki fiyatlar neyse bugün de aynı. Zaten bu olaydan biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız da muzdarip, şikayetçi. Bizde fiyatlar çok uygun. Hatta pazarlık olayına bile girilebiliyor. Vatandaşlar köy pazarındaki fiyatlardan oldukça memnun. Daha uygun. Yani insanlar her istediğini daha taze alabiliyorlar. Market gibi değil. Marketler çok pahalı. Gidilmiyor yani. Biz yerli hesabı tercih ederiz. Yerli esnaf kalıcıdır. Onun için marketler peşit bağdır. Yerli esnaftan veretiyi de alabilirsin. O yönden yerli esnafı tercih ederiz. Bu kuzu ıspanak pazarda 7 lira. Ben devamlı pazara gittiğim için köyden alıyorum, biliyorum. Patates pazarına gidiyorum ben devamlı. Orada şu kuzu ıspanak 7 lira. Burada 5 lira. Bir dürüm gibi çok güzel. Etiketi de buyurun. Kaliteli. Alakası yok.
Hem daha ucuz burada hem daha şey kaliteli. Ben Buse Keskin. Anaokulu öğretmeniyim. Silivri'de yaşıyorum senelerdir. Burada doğma büyümeyim. Şu anda köy pazarındayız. Silivri'mizin köy pazarındayız. Çok seviyoruz. Her şey organik. İstediğimiz gibi alıyoruz. Biliyoruz nereden geldiğini. Fiyatlar. Yani fiyatlar da çok uygun.